Rusya-Ukrayna Savaşı ile bültenimize başlıyoruz. Ukrayna Savaşı'nın 26. gününe kimyasal tesiste yaşanan amonyum sızıntısı damgasını vurdu. İki tarafta birbirini suçlarken Rus ordusundan çok tehlikeli bir ultimatum geldi. Ruslar sabah 5'e kadar Mariupol'ün boşaltılmasını istedi. Başkent Kiev'de ise bir AVM hedef alındı ve atılan füzeler nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Başlıyoruz. Ukrayna Savaşı'nda 26 gün geride kaldı. Sumi'deki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı yaşanınca yürekler ağza geldi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü "biz saldırmadık" provokasyon iddiasında bulundu. Sürerken Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol'ün sabah 5'e kadar teslim edilmesini istedi. Ukrayna'dan olumsuz yanıt geldi. Siviller sığınaklarda, tahliye yollarında yaşam mücadelesi verirken yerleşim yerleri yine saldırı altındaydı. Rus füzelerinin hedefinde başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezi vardı. Patlamaların ardından yangın çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Harkov'da market kuyruğunda bekleyen siviller hedef alındı. Rus ordusu Donbas'ta Ukrayna askeri üslerine yapılan saldırıların görüntülerini paylaştı. Ukrayna ise bu görüntülerle yanıt verdi. Rusların askeri teçhizat, top mermisi ve erzak taşıdığı demir yolu imha edildi. Harkov'da Rus birlikleri obüslerle vuruldu. İşgal edilen topraklarda direniş sürüyor. Energodar'da Rus askerleri Ukraynalı protestocuların üstüne ateş açtı. Hersonda'ysa zırhlı aracın önünü kesen halk Rus askerlerinin geçişini engellemeyi başardı. Sumi bölgesinde 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı. İngiliz eski futbolcu David Beckham'sa milyonlarca takipçili Instagram hesabını Ukraynalı bir doktorun kullanımına açtı. Hastanedeki savaş mağdurlarının sesi oldu. Спасибо всем, кто посмотрел мою историю.